Romatizmanın her türü iyileştirilebilir. Türünü bilmek gerekir. Mesela bazı insanlar da kalktığı zaman böyle kemiklerine kadar sızlıyor. Öğlene kadar kışlık elbise giyiyor, kazak giyiyor. İç fanilesi giyiyor. Efendim uzun böyle yünlü şeyler giyiyor. Öğleden sonra biraz vücudu ısınınca yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. Kışlık şeyleri çıkartıyor, yazlık giyinmeye başlıyor. Öyle bir tuhaf durum da var. Yani üşüdüyor insanlar. İşte bunun için günlük, akgünlük de denir buna. Hindistan, Arap Yarımadası'nın güneyi, Umman, Yemen ve Afrika'nın Somali, Habeşistan bölgesinde yetişir. Böyle kısa boylu bir ağaç. Bunun gövdesi Nisan ayında hafif böyle çizilir bıçakla. Oradan bir reçine akar böyle sakız gibi. Bu reçine içerisinde bosvelik asit var. Her türlü romatizmaya karşı çok çok etkili, mükemmel. Klinik araştırması yapılmış. Mesela üşüyen kişi. Romatizması olması şart değil. Üşüyorsa özellikle Raynaud, bu da bir romatizma türü, Raynaud sendromu olanlar elleri, ayakları, parmakları mosmor olur, morarır üşümekten. Çok üşürler. Bu tür rahatsızlığı olan kişi akgünlüğün kullandığı zaman vücudu ısınır. Hiç üşümez. Bu da çok güzel. Üşüyenler için. Evet.